İnat şöyle, inat iki ucu keskin bıçaklı değnek diyelim. Şu şu şeyi var. İnatla kararlılık birbirine karıştırılıyor. Hı hı. Eğer bir kişinin inat duygusu, inat çok sağlıklı bir duygudur. Bak çok sağlıklı bir duygu. Ama bunun adına biz inat demeyiz, kararlılık deriz. Kararlılık. İkisi İnatla aynı şey. İnatla kararlılık arasında ne fark var? Ne fark var hocam? Her şeye rağmen ısrara devam ediyorsa bir kişi. Ne olursa olsun o istediğine ulaşmak için her şeyi yapıyorsa biz buna inat diyoruz. Kararlılıkta mantıklı değilse ısrarı bırakma vardır. Bakın altını çiziyorum büyüklerde çok var. Ve bunun en kötü tarafı da ne biliyor musun bir özellik gibi söylüyor bana insanlar. Seanslarda her zaman olur. Anne çocuğunu tanıtırken bana diyor ki "Hocam diyor o da benim gibi biraz inatçı." Yüzüne bakıyorsun gülümsüyor. Yani anne onun o özelliğinin benzemesinden mutlu. Sonra diyorum siz inatçı mısınız? Evet hocam ne yazık ki hafif bir inat var bizde de. Biraz inatçıyım. Sanki bir özellik gibi söylüyor. Göz rengi söyler gibi söylüyor. Hani bir de pekiştiriyor yani değil mi? Bu duyguyu çocuk için pekiştiriyor. Tabii tohumluyor, Artık tohumluyor beynine yerleşiyor. bilinçaltına. Sonra çocuk bir süre sonra inatçı oluyor. Peki çocuğun inatı ne yapar? Şimdi bak size çok acı bir istatistik söyleyeyim mi? Çok böyle canınızı acıtacak bir istatistik. Ee, bilimsel çalışmaların sonucunu söylüyorum. Dünyada ölen çocukların yüzde otuz ikisi intiharla ölüyorlar. Beş yaşında çocuk intihar ediyor. Hani bu arabanın önüne kaçtı. Balkondan düştü diyebiliriz ya gazetelerde. Aha, aha. Onlar düşmüyor. Atlıyor çocuk. Niye hocam? İnadı yüzünden. Aile yönetemiyor bu inadı. Çocuk kendine zarar veriyor. Bak ben bir tane çocuk gördüm. Bak, çok ilginç. Çocuk nefesini tutuyor. Bırakmıyor inadından. O dediği olmayınca hastaneye zor yetiştiriyorlar. Peki hocam bunun altında yatan neden nedir peki? Yani neden bu kadar kendine zarar verecek kadar inat ediyor? Öfke gibi. Hı. Anne baba kararlılık duygusunu, sebatlılık duygusunu yönetemeyince inat gibi patolojik bir e, şey psikopatolojik bir yani hastalıklı bir duruma dönüşüyor. İnsanın içindeki duygular çok güzeldir. Üzüntü çok güzel. Bizim insan olduğumuzu hissettirir. Arada üzülmek o kadar faydalı ki çok faydalı üzülü ama ne kadar, ne zamanları, ne e, bunun gibi öfkelenin ne kadar, ne zamanlar öfkelenirim, ne kadar sık öfkelenirim, onun gibi kararlılık ve sebatlılık duygusunun bozulmuşuna inat diyoruz.